Merhaba arkadaşlar. Detaylı Unity eğitiminin ikinci videosuyla birlikteyiz. Bu bölümde variable'lara ufak bir giriş yapacağım. Variable'ları anlatacağım. Unity'de oyun yaparken %90 variable ve yöntemler yani fonksiyonları kullanıyoruz. Variable'lar nedir? Hani e, diğer eğitimleri açtıysan takır 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 önce player, life, 3, enter, bilmem ne, Mervi sayısı, enter, dip böyle bir döşüyorlar. 10 satırlık bir şey yazıyorlar. Onların hepsine bir değer veya bir isim veriyorlar. Tabi türleri de var onları anlatacağım. Ben sana hızlı olsun diye söylüyorum. Sonra aşağıda işte kod yazmaya başlıyorlar ya hani. İşte orası variable demekti. Tabi böyle anlatmayacağım. Genelde bunu anlaması biraz karışık ama ben birkaç eğitimde artık GameMaker, Godot hepsinde anlattığım için variable'ların size çok iyi bir şekilde anlatacağımı düşünüyorum bu eğitimde de. Variable nedir? Değişkendir. Değişkenler nedir? Değişen bir şey onlar. Adı değişkense değişen bir şey olması lazım, değil mi? Mesela ne diyelim? Oyunlarda hani hani onsuz oyun düşünemezsin. Mesela Counter diyelim mermi sayısı. Bir değişkendir. Neden? Çünkü sıkıyorsun azalıyor, mermi alıyorsun artıyor mesela veya skorlar. Skorlar bir değişkendir. Canavar öldürüyorsun 100 puan kazan. Oyun sonunda 500 puan kazan. Canlar bir değişkendir. Mario'nun 3 canı var. Ne oluyor? Gidiyor mantıra değiyor. Bir can azalıyor. Bak yine değişti. Yani hep değişen bir şey olmak zorunda. Mı? Değil. Ama değişkenlerin mantığını anlaman için değişen şeyler olarak anlasan sadece şu anda. Tamam mı? Değişen şeyleri biz variable yapıyoruz. Neden biz değişen hani variable kullanıyoruz? O zaman şöyle olurdu. Ee, Mario'nun canı 3 ya. Ne diyecektik? E, tüm 3'leri 2 yapma diyecektik. E benim çantamda 3 item, bir anahtar var mesela. O da iki olur. Ya anahtarı niye azalttın? Zaten böyle bir şey olma ihtimali yok da. Veya mermi sayısı. Niye değişken kullanıyoruz mermi sayısında? E, ne diyecektik mesela yüz diyecektik. E sıkıyorum sıkıyorum hala yüz olmaz. Şimdi koda girelim. Sana daha güzel anlatacağım. Tekrar merhaba. Şimdi buna çift tıklayıp açalım kodlamamızı ve anlatmaya başlayalım. Şimdi ben buraya ufak bir giriş yapacağım. Sonra size variable'ları anlatacağım. Ya normalde burada start nedir, update nedir bunları detaylı gösterirler. Ben size daha detaylı anlatacağım ileride merak etmeyin. Şimdi bak burada public yazıyor. Public ne biliyor musun? Public bu koda, bu klasa, bu açtığım script'e dışarıdaki kodlardan da açtığım kodlardan da erişebileyim demek. Unity'den de erişebileyim demek. Tamam public'in açılımı bu. Private olsaydı sadece buradan erişirdik. Variable'larda göstereceğim. Mesela public ve anlatıyorum. Class olarak anlatmıyorum. Tamam. Class ise bir sınıf. Bizim açtığımız tüm kodlar kendini bir sınıf yapar. Hani biz 3F sınıfındayız diyoruz ya. İşte benim kodum oradaki 3F sınıfı bu da. 3F sınıfı. Şurada bir iki nokta var. Tabi sadece açtığımız scriptler değil. Ben buraya statik bir yani sınıf da açabilirdim. Hani script olmadan da bir sınıf açabilirdim. İlerikte anlatacağım. İleriki, ileriki konular onlar. Sadece özet geçiyorum. Hani böyle bir ufaktan bir görelim. Sonra asıl konumuza gelelim. Anlamayabilirsin burayı bak. Önemli değil. Sadece ben sana ön bilgi olarak veriyorum. İki nokta. Hmm. Mono behavior. Çünkü bunlar kafana soru işareti kalmasın. Mono behavior nedir? Mono behavior da aslında bir scripttir bir sınıftır bak. Class Unity Engine'deki... ...monobohover'mış. Şöyle diyeyim ben sana. Oyunu yapan... ...oyunu yapan değil. Oyun motorunu yapan... ...bizim işimizi kolaylaştırmak için... ...birçok kod yazmış içine. Birçok sınıf açmış. Mesela göstereyim sana. Gel. Kameraya basıyorum. A transform da bir koddur. Kamera da bir koddur. Biz bunları teker teker bir daha kodlamayalım diye... E, audio listener de bir koddur aslında. Biz de buraya şimdi gelip tutup sürükleyip kod atabiliriz. Göstereceğim sonra şimdi göstermeyeyim. Böyle kodlar açıyor bize tamam mı? Ona bir önceden açtığı, içinde void start fonksiyonunun olduğu, update veya awake ne varsa işte. Şimdi oralara girmeyeyim. Olduğu bir sınıf açmış. İçinde de böyle bir sürü sınıf var. Biz açmadık bunu. Tamam böyle, böyle bir sürü bir şey var. Ulaşacağımız. Bunu da almış namespace'e girmeyeyim. Bunu da almış Unity Engine'in içine gömmüş. Yani oyun motorumuzun içine gömmüş. Peki bu ne alaka? Ben bunu niye böyle yazıyorum? Her şeyi mono behavior'ım yazacağım. Hayır. Benim kodumda diyorum ki mono oyun motorunda daha önce açtığım bir Hover'da ne kadar özellik varsa, içinde ne kadar fonksiyon varsa benim kodumda da onu kullanabileyim diyor. Start ve update'i kullanmam için gerekli. Şimdi gelelim. Burayı özet geçtim detaylı gireceğiz miras almayı. Yani sağdaki soldakilere özelliklerini veriyor. Tabii kendi bir özellik kaybetmiyor. Veriyor kendisinde de var. Void start, void anlatacağım sonra. Void start nedir? Void start bir fonksiyondur ve play'e bastığımız zaman sadece bir defa gerçekleşir. Void update, bunların türleri de var. Void update, FPS'ye şimdi girmeyelim. Play'e bastığımız zaman sürekli gerçekleşir. Tamam. Void nedir? Void de boştur, değersizdir. Yani anlamayacaksın yine önemli değil anlaman ileride anlayacaksın. Ben print start diye çağıramam. Bilgim varsa yani aa tamam şimdi oturu demişsindir. Yani bu int olsaydı print start diye çağırdığım zaman bir, bana bir sayısal bir değer verebilirdi. Biraz detaylı, ileri detaylı ama merak etme sıfırdan başlayanlar için eğitim. Tamam şimdi kalsın. Bizim asıl öğrenmemiz gereken bunlar değildi zaten. Ayrıca void start bilmen yeterli. Void update'i bilmen yeterli. Tamam mı? Play'e bastığımız zaman bir defa gerçekleşiyor. Play'e bastığımız zaman sürekli gerçekleşiyor. Bu da benim script'imin adı. Script'im de bir sınıfmış. Her yerden erişilebiliyormuş. MonoBehaviour'dan miras almış. Özelliklerini de kullanıyoruz. Dedik ki biz start'a yazdığımız şey... Play'e bastığımız zaman bir defa... Update'e bastığımız zaman sürekli tekrar eder. Bunu bir görmek istiyorum... Ama nasıl göreceğim? Yani o zaman buraya bir karakter ekleyeyim. O karakteri start'a bastığım zaman bir adım sağa gitsin. Veya e, update'e koyarsam da sürekli sağa gitsin. Hadi bununla uğraşalım şimdi yarım saat. Hayır. Böyle işte karakter eklemeyelim. E, karakter eklemeden, sahnede bir şeyler dönmeden bir şeyleri görebilelim diye biz konsola yazı yazdırıyoruz. Konsola yazı yazdırma kodumuz var. Bak şurada 3 tane hata türümüz var. Uyarı bizim yazdırdığımız yazılar sarı olan uyarı ama sistem çalışır. Kırmızı olan kesin hata çalışmaz. Bunları zamanla göreceğiz. Kesin hata da yapacağız. Uyarıyı da göreceğiz ve biz not da alacağız. Şimdi biz burada göstereceğiz de daha doğrusu. Şimdi geri geliyorum. Burada gözüken bir şey. Şimdi gel. De book. De book. Tamam. Yeterli değil. Bir de log kütük kullanıyoruz. Hani ne alaka debug log kütük. Noktalı virgülü de attım. Şimdi bak kontrol S deyip yükleyeyim bir. Şimdi koymadım tabii ki. Burada bir derleme şey var. Bak şu görüyor musun? Bak hatamızı verdi. Hata yaptın diyor. Hani logun içine bir şey koymadın. Parantezin içine bir şey koymadın diyor. Şimdi gelelim. Bizim burada yapmamız gereken nedir? Önce bunun mantığını anlamak. Debug log'u biz ne zaman kullanıyorduk? Kodlarımız işe yarıyor mu diye yani karakter koyma, yürütme falan yaparken önce bir kodlarımızı kontrol etmek istiyoruz. Küçük dedik ya dal dedik ya buna dal loga. Yani kodlarımız dallanıp budaklanmadan biz onları önce bir debug log'la görelim ki hata var mı, yok mu, çalışıyor mu. Böylelikle kodlarımız fazla olduğu zaman bir hataya düşmeyelim. Tamam. ...böyle aklında kalabilir. Şimdi Depoklog'un içine bir şey yazmak istiyorum. Geliyorum buraya. Ne yazayım? Mesela Mario'muzun canı 3 olsun demiştik ya hadi. 3 diyelim. Hiçbir şey yapmadım. Görüyorsun 3 yazdım bak hata kalktı. Ctrl-S ile yüklüyorum. Şimdi gidiyorum buraya. Ufak bir derleme süresi var. Buradaki hata kalkacak artık. Kalktı. Gördün mü? Play'e basmadık. Şimdi şuradaki şimdi şurada bir işaret göreceğiz. Play'e basıyorum. Aa, kodumuz gözükmedi. Nerede hata yaptık? Hayır, ben biliyorum da. Nerede hata yaptık? E bu hani gösteriyordu konsoldan. Evet. Şimdi ana konumuza geliyoruz. Ben objelerimin içine kodumu koymadım ki. Ne demiştik biz Unity'yi? Obje tabanlı demiştik. Yani sahnemizdeki objeler işi yapıyor. Bu objeler şuradaki küp gibi gözükebilir veya game obje açmıştık. Bunun gibi gözükmeyebilir. Veya main kamera gibi. O main kameranın içinde koyabiliriz. Yani bunun içindeki kodları yapıyor. Mesela main kamera ne yapıyor? Ne yapıyor? Bak Burada kamerası var. Sesleri dinliyormuş. Yani uzaktaki mesela bunda değişik şey Uzaktaki sesi daha az duyacak. Işık ne yapıyormuş? Hmm. Işık varmış bak. Işık kodunu kullanıyormuş. Işık kodunu kullanmıyor. Işık kodunu kullanıyor bak. Işık kodunu kullanmıyor. Işık kodunu kullanıyor. Biz bak bunun, bu da bir light de bir kod. Şimdi hani böyle main kameraya kodumuzu atalım çalışıyor diyorlar ya. işte onun mantığı o. Kübü siliyorum. Kübün içine atsam da çalışacaktı. Siliyorum ama. Game object gözükmese bile atınca çalışacaktı. Tamam bil. Main kameraya atıp duruyorlar. Bu main kameraya atınca bizim kafa karışıyor. Kamera kod ne alaka? Hiçbir şey anlamıyorum ya. Değil mi? Sizde bu olmuştur. Yani demek ki kameraya atmak gerekiyormuş. Böyle 5-6 video sonra anlıyor musun ki? Anlıyorsun ki. He demek obje oluncaymış gibi. Asset'te niye olmuyor? Asset de olmaz. Burası asset. Kütüphane. Kütüphanede kitap duruyor. Alıp okumazsan bilgiler kafana girer mi? Girmez. E, bu da öyle mantık. Buradaki resimler o zaman buraya bir sürü resim eklediğimiz zaman burada bir sürü yer kaplar. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Objeyi attığımız zaman o resimler değerleniyor. Sesler değerleniyor. Tamam. Kodumuzdayız şu anda. Main kameraya atıp duruyorlar ya. Bak. Şimdi bunu atmanın iki yolu var. Burada şunun gibi kamera gibi özellik ekle. Add your listener gibi özellik ekleyebiliriz. Fizik ekleyebiliriz. Ne bileyim. biz script ekleyeceğiz. Bak bastım. Burada ne oluyor? Script'imiz yazıp ekliyoruz. Ama hayır. Biz bunu eklemek istemiyoruz. Yeni script eklemek istemiyoruz. Var olan script'i. Yani ben buraya sağ tıklayıp create demiştim ya. Burada direkt create yapıp oluşturuyor ki bunu tavsiye etmiyorum. Script'e bakalım. Bak script'e baktım. Görüyor musun? Benim kodum burada gözüküyor. Buna basabilirim. Yapılan bir şey değildir arkadaşlar. Ne yapılıyor biliyor musun genelde ki size de tavsiye ediyorum. Bunu buradan sürükleyip Bak şuradaki maviyi görüyor musun? Bak burada gözükmüyor. Aşağıda görüyor. Görüyor musun mavi? Bazen böyle koyamayabilirsin. O zaman ne yap biliyor musun? Hani şöyle kameraları falan kapat. Kapatma şöyle küçült yani. Yani şimdi görmek amaçlı yapıyorum. koyarsın artık mantığını bildikten sonra. Bak mavi yine gözüküyor. Bak mavi. Hani aşağıda da olsa yukarıda da olsa mavi gözüküyor. Bak açayım bir daha. Görüyor musun? Bak buralarda olmaz. Bak yine mavi. Yani sıkıntı yok. Aa çok fazla açtım. Artık koyamayacağım. Böyle bir şey yok tuş sürüklüyorum bıraktım. Aa bak antol istinleri gibi bir şey oldu burada benim kulum. kamera gibi bir şey oldu. Yani aslında biz buraya kamera gibi bir şey ekledik. Mantığına anlaman çok önemli. Bak sen şimdi mükemmel gidiyorsun. Transformu, kamerayı, bunların mantığının da ufaktan anlıyorsun. Evet. Objemiz, sahnemizde olan bir obje. Emeğin main kamera bir obje. E kamera o. Obje değil ki. O da bir obje. Işık. Işık bir obje. Göremiz soyut. Öyle bir şey yok. O da bir obje. Sistem onu anlamaz. Bir ikisi, motordayız biz. Tamam mı? Şimdi play'e basacağım bir daha. Hemen konsol şurada görüyoruz ama hemen konsola gidiyoruz ki bak şurada bak bizim yazdırdığımız yazılar gösteririz demiştik ya hani debug log dallanıp budaklanmadan görelim onu bir gibi aklımızda kalabilir. Çok güzel play'i kapatalım. Şimdi de bunun aynısını buraya yazalım ki sürekli çalışıyor demiştik debug koyduk böceğimizi böcek bölümünde göreceğiz log parantezi daha farklı bir sayı yazayım kafamız karışmasın içine 5 şuradaki noktalı virgül ne biliyor musun söyleyeyim sana nokta demek sistem ne kadar burada boşluk bıraktığını anlamaz sanar ki bu kadar boşluk bırakıyorsan enter'a basarsam ne olur sıkıntı olur mu al Al böyle yazdım. Şunu bir sileyim. Burası önemli. Noktalı virgülü anlatıyorum şu anda. Böyle hata vermesi lazım. Hayır hata vermez. Noktalı virgülü buraya koydum ya. Bu böyle gider. Böyle gider. Böyle gider. Bunları böyle yan yana yazmışsın gibi kabul eder bu. Sistem öyle. Çünkü buna bakar. Ha, aşağı iner. Aşağı iner. Bitti. Ha, demek ki bu böyle bir şeymiş. Bu kadarlıkmış. Burada o zaman mantık yani hata vermesi lazım değil mi? Senin, bizim mantığımıza göre hata vermesi lazım. İşte bu nedenle Noktalı virgül kullanıyoruz. Noktalı virgül kullanmazsak aşağı buradaki yazdığımız kodla aşağı yazdığımız kodu aynı sanıyor. Bak şimdi burada gördüğün gibi şimdi tekrar play'e basacağım. Tabii clear diyelim önceki 3 sütü zaten 3 oldu olmasın. Zaten temizleniyor ama olsun biz yine clear'e basalım. Play'e basayım. Noktalı virgülle ilgili size bir aşırı detay verdim arkadaşlar. Gördün mü 3 dedi. Ay Ayda çok enteresan değil mi ya? Noktalı virgülü bundan koyuyoruz. Niye yukarı çıkmıyorsun ya? Tuşum çalışmaz oldu. Evet pilim bitti herhalde. Bir dakika. Silelim şunu bir. Tamam. Çalışası tuttu. Debug log 3 demiştim. Noktalı virgül demezsem debug log yazarsam ikisini birleştirir. Çözdün şimdi mantığını. Yani ben bunu böyle boşlukta bırakabilirim. Aa böyle olsun. Peki niye biz yan yana yazıyoruz? İnsan gözü böyle görmeye daha alışıktır. Yani akılda tutar böyle. Debuk diye görür. Aşağıya inmez. Tamam. Hadi dursun orada bize bir üç söylesin. Update'e gelelim şimdi ana konumuza. Debug nokta log parantez aç 5 diyeyim. Sana mantığını anlatacağım. Ee, biz bunu bir yükleyelim. Bak bu da 3 ve 5 diyecek ama 5'i sürekli söyleyecek. Geri gelelim buraya. Derlemesine izin verelim. Bir derlesin. Derledikten sonra play'e basalım. Play'e bastım. Sürekli 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 tekrarlayacak. Bak, a bir tane yazıyor ama bak şuraya bak. Görüyor musun? Sürekli artıyor. Tık 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 tık, tık. Bak, üçüde bir tane söyledi. Mantığını anladık. Play'i kapatabiliriz artık. clear diyelim. Geçelim buraya. Şunu düzeltelim. Sanki böyle yazmak zorundaymış gibi olmayalım. Noktalı virgülün mantığını anladık mı? Anladık. Şimdi variable'lara gelebiliriz. Variable'lar önemlidir arkadaşlar. Çok önemlidir. Variable'ları anlarsan %70. Variable'larla yöntemleri anlarsan Unity tamam başka bir şey yok sen Unity'de. Artık kodları ezberleyeceğiz yapacağız sıkıntı yok. Yine ezber değil mantık Bir iki tane kodu var zaten ya. Basit bir şey şu Unity ya. Kodlamadan korkmayın ya. Eğer kod fobiniz yoksa öyle bir fobiniz. Yaparsınız bunu emin olun çok basit. Ya ben yapamazdım ya. Ben yapamazdım ki benim okul hayatım berbattır. Debug log 3. Ne oldu şimdi? Hadi mesela şimdi şöyle düşünelim. Evet burada bakıyoruz. 3'ü gördük. Tamam. Ben bunu sayı yazdım. Değil mi? Sayı yazdım. Mario'nun canı 3 olsun dedim. 3'ü de yazdım oraya. Tamam. Direkt böyle 3 yapıştırdım. Evet canavara deyince. Canavara deyince. Bir azal. Tamam canavara deyince bir azal dedim. Bu da yorum satırı. Bunu kod olarak görmez. Yani böyle. Bunu da ileride anlatacağım. Böyle yorum alabilirsin. Hiç önemsemez bunu. Es geçer. Bak şurada da es geçtiği gibi kendi yabancı. Buraları silerim bari de kafamızı karıştırmasın. Yorum önemsiz. Kendimize not alıyoruz. Niye aldığımızı anlatacağım ileride. Şimdi ne diyeceğim ben ya? Canavarı deyince bir azalt. 3'ü yani azalt mı diyeyim? Ne diyeyim? 3 eksi 1. Hadi işe yaradı diyelim. Böyle bir şey yok da. 3 eksi 1. Eğer canavara değerse 3-1 böyle bir şey yok. Ha. Hmm. Tamam hadi işe yaradı diyelim. Ya benim burada da şeyim vardı çantamda 3 liram vardı. Ya 2 liraya niye düştüm canavara deyince? Hadi canavar çaldı falan diyelim. Ya benim yani, yani saatim vardı saat nasıl azaldı ya? Yani böyle bir saçmalık olamaz. Yani 3'ü 3-1 diyemiyoruz. Canavara azalt diyemiyor Değişmez çünkü 3 stabil sabit sabit ne ya? Sabit. <laughs> tamam. Şimdi variable'lara geçiyoruz. da da. da, -da, da, -da, -da, da, -da, -da du dun. Şimdi gelelim. Variable'ların global, lokal, bunlar lokka, bunlar biraz kafa karıştırıyor olabilir. Sana şimdi öyle bir şey anlatacağım ki kafan karışmayacak. Şimdi variable'ın ne demektir? Variable şu demektir. Bizim uydurduğumuz yazılardır. Variable'lara biz karar veririz. Siz karar verirsiniz. Ve bu yazdığımız variable'lar sistemin koduna gider. Sistem reminde bu kodları saklar. Ta ki biz saklamasını istemediğimiz zaman, zamana kadar. Şimdi saklar diye kalsın aklımızda. Biz buraya bir variable açalım. Türsüz açıyorum şu an. Tür lazım hata verecek. Ben buraya ne yazayım biliyor musun? Bak. Ee, araba. Hani kod olmadığını anlaman için bunu genelde kod sanıp kafa karıştırıyor olabilir. Araba kirmizi. Araba kırmızı Ne oldu? Rastgele bir yazı yazdım buraya. Eşittir. 5 dedim. Saç noktalı virgülümü koydum. İşte burada araba kırmızısını ne yapıyor biliyor musun? Araba kırmızıyı reme kaydediyor. Daha böyle kaydetmez bu uygun değil. Yani türünü belli etmedim. Tamam mı? Variable olarak görmüyor bunu. Ben sadece şunu anlamanı istiyorum. Araba kırmızı diye bir şey yazdım. 5 dedim. Yani dedim ki araba kırmızı dediğim zaman aklına 5 gelsin. Bunu reme koydu. remde saklanıyor. Yani biz debug log gibi bunu Çağırabiliyoruz. Çağırabildiğimiz yerlerde. Her yerde çağıramazsın. Private, public, e, projected. Bunlara gireceğiz ileride. Mantığını anladın mı? Bunu böyle yazdım. Rem'e koydum. Tabi bu böyle olmaz. Hani sizin yazı yazabilirsin demek istiyorum. Eşek yaz istersen buraya. Yani şimdi ben İngilizce terimler kullanacağım. Bazen de Türkçe terimler kullanacağım. Genelde hata yaptığımız şudur. Adam buraya şey yazar mesela x speed yazar mesela eşittir 10 der. Biz kendi projemizi yaparken buraya x speed yazmayız veya sanarız ki artık ha buraya x speed diye çağırdı. O zaman neymiş? Ha hız olması için x speed gerekiyormuş gibi bir algıya kapılırız. Bu algıya kapılmaman için buraya yazdıklarına sen karar veriyorsun. Buraya x speed değil, x D speed de diyebilirdin. Tamam. Burada diğer oyun motorlarında bu kadar yazmamız yeterli oluyordu. Ama Unity'de sınıf olmasının avantajı var. Karış sınıf diyorum. Türünü belirlememizin avantajı var. Karıştırmamamız için. Şimdi bizim bir variable'ımız bir kutudur. İçine sayı atıyoruz. Mesela sayı atmak istiyorum variable'ımın içine. Kutum var. Player can. Hı, can tamam. Player can diyeceğim. Bir yarı İngilizce yarı Türkçe olsun. Player can. Şimdi bak ben ilk harfini küçük variable'larda ikincisini büyük yazarım. Tamam variable'ın kuralı evrensel kuralı budur. Baş farklı kuralları da var. Alt tireli de var ama e, ben Unity'de bunu kullanmaya tercih ediyorum. Variable can dedim. Bunun içine kutuyu ayarladım. Kutuyu ayarladım ama ya böyle o kutunun içine rastgele yiyecek koysan, oyuncak koysan, ondan sonra karışık kuruşuk koysan taşındığım vakit ne oluyor? Eşyaları bulamıyorsun değil mi? İşte bunun için player canın başına bir etiketi yapıştırıyoruz. Bu etiket sayı istiyorum demiştim ben can dedim. Sayı istiyorum demiştim. O zaman türlerini girmiyorum daha. Variable anlatıyorum. Int. Int ne demek? Int bir tam sayı demek. Hmm. Pilir can kutusuna int etiketi yapıştırdım. Yani şimdi diyeceğiz ki niye ben o zaman buraya sayı yazmadım? Ya sistem int'e tam sayı demiş. Biz onu değiştiremeyiz. Yani bu bir dil gibi düşün. Kelime öğreniyoruz şu anda. Int nedir? Tam sayıdır. Integer'dan gelir. Tam sayıdır. Ha tamam ben sayı vermek istiyorum o zaman. Anladım. Artık bunun içine kutumun içine sayı koyacağım. Evet sayı koyuyorum. Ne koyayım? 5 5 5. Veya 5. Veya 3 diyelim. Player can dedik. 3'ümüzü koyduk. Geldim buraya 5 yazdım. Ne oldu? 35 oldu. 355 oldu. Tamam noktalı virgül. Noktalı virgül. Unutursan eklersin daha haberin olmadan. Veya zaten hata verir. Aşağıya 5 koyacağını zannetmiyorum. Int player can eşittir 3. Eşittirmiş. Eşittir diyeceğim şimdi kendime. Eşittir değildir arkadaşlar bu. Bu atama operatörüdür. Atar eşittir ise budur. Yani sağdakini soldakinin içine atar. Ya zaten biz buna kutu demedik mi? Bu anda oyuncak demedik mi? Ya kutunun içine oyuncak atılır zaten. Bu buna eşit değildir. Öyle eşittir değil bu. Atıyoruz içine. Tamam. Yani eşit olarak o zaman hani 3 artı 1 diyeceğiz. Kafalar karışacak şimdi. O yüzden dolayı eşit değil atama. Ben eşittir desem bile siz atama olarak algılayın. Matematikte bir alışkanlık var eşittir deyip duruyorum ben. Şimdi gelelim. Ne oldu? Int player can 3. Bak şimdi. Ben bunu artık buraya yaz yazabilirim. Buraya yazabilirim. İstediğim yere yazabilirim. Şuraya yazabilir miyim? Yazamam. Buraya yazabilir miyim bakalım. Bak player can. Hayda buraya yazdırıyor. Buraya yazdırmıyor ya. Açtım işte yukarıda buraya biliyorum mantığını. Buraya yazabilir miyim? Yazdırıyor. Çok güzel. Variable'ın detaylısına giriyoruz şu anda. Buraya bir variable açtım ya. Bak şimdi. Burada bir tırtık var ya. İlk tırtığına bakar. Yukarı çıkar önce bir. İlk tırtığına bakar. He! Başlangıç tırtığım bu benim. Gelir gelir gelir. E burada başka bir tırt. Beni ilgilendirmiyor kardeşim. Benim başlangıç tırtığım daha bitmedi. Gelir gelir gelir. Beni ilgilendirmiyorsun. Başlangıç tırtığım daha bitmedi. Beni ilgilendirmiyorsun. Başlangıç tırtığım daha bitmedi. Beni ilgilendirmiyorsun. Başlandığım tırtığım artık bitmedi. Burada bitti. Tamam. Tekrar söyleyemedim. Burada bitti. Burada açtığım variable içinde dahil olduğu tırtıklara bakar. Global falan kafan karışmasın. Bu arada global derler bu arada. Ha. Ben bunu buraya yazdım. Çok güzel. Bu tırtıklara bakıyor. Player'a basınca görelim. Bunlar önemli arkadaşlar. Daha mantığını anlayamadan buralara geçtik ama. Burada gördüm, burada gördüm. Dışarı çıktım göremedim. Şimdi ben bunu buradan sildim. İlla variable buraya mı yazılmak zorunda? Tırtık takıntısı varsa bu variable'ın. E burada da bir tırtığımız var. Player. Pardon, önce etiket. Player can sağdakini soldakini ata. 3 kapat. Şuradaki sarı sarıya takılma. Sarı demek bunu kullanmadın demek. Tamam hata demek değil. Bunu kullanmadın demek istiyor. Ctrl S. Hatta geçip gösterelim şuradaki şey parlasın bir. Kullanmadığını bize söylesin. Gördüğün gibi bak sarı. Bir sıkıntı yok. Variable'ı açtın da kullanmadın. Boş boşa niye variable açtın diyor. Sana ne kardeşim diyorum ben de ona. Pilircan. Evet gidiyor yukarıdaki tırtığa bakıyor. Ha ilk tırtığımı buldum. Aşağı iniyorum. Burada kullanabilir miyim yani bunu? Bakayım. Aa kullanabildim. Geldim bu tırtığa. Tırtığın aşağısına geldim. Burada kullanabilir miyim? Aa kullanamıyorum. Aa burada bir tırtık var. O zaman kullanabilir miyim? Hayır kullanamazsın. İşte bu da lokal variable oluyor. Yani aslında bunun içinde bir e, fonksiyon daha açsam. Onun içinde kullanabilir miydim? kullanabilirdin. Tırtık takıntılı ya bu variable'lar tırtık takıntılı. O yüzden işte biz bu fonksiyonu da bu fonksiyonu da kullanmak istiyorsak içindeki tüm fonksiyonlarda kullanmak istiyorsak o yüzden başa yazıyoruz. Yani gidip şuraya variable açmayın arkadaşlar. Bu da anlatılmayan bir şeydir. En yukarıya işte boşluk bırakalım en yukarıya yazalım derler. Ama ne olur gideriz biz buraya yazarız variable'ı. Çünkü bize bu tırtığı anlatmazlar. Bu tırtık önemlidir arkadaşlar etiketi yapıştırdım. Dur bir dakika. Şimdi etiketi yapıştıralım. Int. Tamam. Etiketi aldım elime. Şimdi kutuyu açalım. Player. Can. Ne diyorduk? İstediğimizi yazabiliyorduk değil mi? Tamam. Ata. Buna bir değer ata. Ney? 3. Atadım. Yani player can. Dediğim vakit sen 3 anla kardeşim. Değişmediğin sürece 3 anla. Çağırıyorum ben bu player canı. Gel can diyorum. 3 oluyor. Şimdi peki. Ben bunu burada nasıl kullanacağım? Kullanacağım, kullanacağım dedim değil mi? Nasıl kullanacağım peki? Bak debug log kalsın. Statik kalsın. Bir daha debug açalım. Açamaz mıyız? İtek e, debug mu olmak zorunda illa? Debug log açtım. Bunun içine 3 yazmayacağım. Ne yazacağım? E ben player can dediğim zaman 3 demiş oluyordum değil mi? Player bak gördü hemen player canı. Ne yaptık? Strict değeri daha göstermedim. Şunu unutmayın. Variable'lar tırnak içinde yazılmazlar. Tamam. İleri bilgi. Geldim buraya. Ya çünkü bunu farklılık yapmak istedim. Unity'yi gördüğün gibi not almadan takır takır anlatıyorum. Not alınca içinden çıkamıyorum. Çok zamanım harcıyor. Böyle daha iyi. Aklıma geldikçe anlatıyorum bir şeyler işte o yüzden. Player can dedim. Yani ne oldu biliyor musun? Debug log geldi. Burada bir variable var. Bak orayı gösteriyor. Aa yukarıyı gösteriyor. Ha player'ını çağırıyorum. Gel player can buraya. Geliyor buraya. Nesin sen? Söyle. 3. Üç. 3'müş. Şimdi ben bunu kaydedip göstereyim. Bize bir 3 diyecek, bir daha 3 diyecek. Tamam kafanız karışmasın. 2 tane 3'ümüz olacak. Player'a basıyorum. Gördüğün gibi 2 tane 3'üm var. Birincisi statik yani bu. İkincisi de bu. Şimdi bak ben ne demiştim sana? 3'ü nasıl azaltacağım demiştim değil mi? 3'ü nasıl azaltacağım? Azaltamıyordum. Çünkü açıklayamam. Şunu nasıl azaltacağım diye. Açıklayamıyordum. O zaman ne gerekiyor dedim ya bu azalan mantara deyince azalan artan bir şey olması gerekiyor. Hemen aklımıza variable'lar geliyor. Benim aklıma gelmezse variable. Ya oyun oynadıysan aklına gelir. Sen diyorsun ki burada aklına gelmez gibi gelebilir. O zaman ne olur? Önce 3'ü yazarsın. Ya 3'ü azaltamıyorum. Ya ben bunu neyim? variable atamam lazımmış. Hop yukarı çıkarsın. Ne yaparsın? Variable'ını atarsın. Gel şimdi hemen cicik onu göstereyim sana. Nasıl azaltacağımızı göstereyim. Şimdi player can kutumuzu player can kutumuzu çağırdım. Gel dedim hani eksi eşittir falan onu göstermeyeceğim. Direkt değer yapıştıracağım üzerine. Eşittir dediğim 2. Ne yaptım? Player canı değerini artık 2 yaptım. Eksi 1 deyip azaltabilirdim, artırabilirdim. Onu göstermiyorum. Sadece değiştiğini gösteriyorum. Bak bunu değiştiremiyorduk. Ama bunu değiştirdik. Debug log ne oldu? Artık 2 oldu. Ama başta 3'tü. Bak hadi gel. Gidiyoruz buradan. Kodlar buradan böyle başlıyor. Player can 3. Geldi geldi geldi. Seni artık silmek istiyorum. Kafan karışmasın. Geldi burada 3'ü söyledi. Sonra player can 2 oldu. Artık player can 2. Yani bu yukarı yukarısını etki etmiyor player can. Tamam. Aşağısını etki edecek burası artık. Peki int koymadın. Ya ben int koymadım. Zaten etiketini yukarıda bir kere yapıştırdım. Kaç tane etiket yapıştıracağım arkasının önüne? Tasarruf ya. Yazık. O yüzden bir kere yazmam, yukarıda bir kere etiket yapıştırmam yeterli. Burada yeni variable açacaksan o zaman int yaz. Yoksa lokal olur. Kafasını karıştırırsın. O detayı sana sonra anlatacağım. İki tane aynı ismi kullanırsın ama farklı şeyler olur onlar. Gelelim. Pilircan yaptık. Bir daha göstersin bize ya. Debuk'u. Debuk'tan görüldü. Bir daha göstersin bize. Önce 3 diyecek sonra 2 diyecek. Bakalım azalmış mı? Yani azalmış mı değil de değişmiş mi? bileceğim. Noktalı virgül. Şimdi kontrol c deyip yükleyelim. Gelelim buraya der derleme bir dakika. Kapattım derleyecek. Böyle yapmamak lazım. Şimdi şurada clear diyorum. Şimdi play'e basıyorum. Gördüğün gibi önce 3 sonra 2. Vay be değiştirdik. İşte bak. 3'ü değiştiremiyorduk. Burada variable'ı kullanarak değiştirebildik. Can olur, mermi olur, skor olur. Ya yani ne değişen ne varsa oyunda onları değişkenle kullanıyoruz. O yüzden insanlar kodlamaya başlamadan önce buraya hayvan gibi variable döşüyorlar. Ondan sonra işte sana kodlamayı yapıyorlar. Sen de yeni başlayan olarak ne olduğunu anlamıyorsun. Taklit etmekten başka şansın yok. Sen de bunları aynı onların yazdığı gibi taklit ediyorsun ve oyununu yapıyorsun. Evet, o da bir oyun yapma türüdür. Taklit etmek. Ama sen şimdi eğitimi gördükten sonra benden veya başka bir yerden o onların yaptıkları hep sana bilgi olarak gelecek. Pong oyunu, Flappy Bird, Angry Bird ne yapıyorlarsa artık onlar sana bilgi olarak gelecek ve kendi oyunlarını tasarlayabileceksin. Geri gelmişken private ve public'i de göstereyim. Detaylı bunları anlatacağım. Şimdi ben bunu player canı buradan böyle şu tırtık takıntımız vardı ya. Tırtık takıntımız. O tırtık takıntımızın bu kodumuzun dışında yani şuraya ben başka bir script açtığım vakit benim kodum 2 gibi o koddan da bunu değiştirmek istiyorsam o zaman ona diyoruz ki tırtıklının dışına da çıkabilirsin. Public ney? Sokak demek. Yok kamu demek. Kamu da sokak demek işte. Ne oldu? Public dedim. Dedim ki sen buna artık burada açtığın bir koddan da erişebilirsin dedim. Ona şu tırtıklının dışına çıkma izni verdim. Ama tabii belli kuralları var. Hani gece 12'den önce eve, evde ol gibi. Yani şu tırtıkların dışına buraya yazamazsın yine bak. Hani izin verdiysek de o kadar değil yani. Akşam olmadan eve geleceksin. Gibi. Bazı kuralları var bunun da. Yani erişebiliyor demek artık şuraya da gideyim yazayım demek değildir yani. Her yerden erişil, erişebiliyor. Diğer skriplerden de değiştirebiliyoruz. Bunu bilmen yeterli benim için. Ekstradan public yazarsan. Unity'nin kontrol diyelim yüklemeden Unity göstermez. Bak derliyor şu anda. Derlemesi bitti. Remim'den dolayı biraz hızlı olmuyor. Kusura bakmayın. Bak burada görebiliyoruz. Şunu bir kapatayım da bir dakika. Şu kamerayı kapatmıyorum. Küçültüyorum. Transformada da küçültüyorum. Bak şu transform'u açayım. Aa bak transform gibi böyle bir kutucuk çıktı burada da görüyor musun? 3. Diğer script'lerden değiştirebildiğin gibi Unity'nin içinden de değiştirebiliyorsun. Çok güzel. Şimdi gelelim. Ne anlatacağım size? Ee, bir, bir şey daha vardı. Privacy'yi de göstereyim. Sonra, ondan sonra bir şey daha göstereceğim. Şu değişmeyi anladık değil mi? Şunu bir kapatayım. Public'deyken göstereyim ya. Player 3 ya. Bak burada Player 3'ü ayarladın. Ben buradan geldim bunu 5 yaptım artık. Geldim buraya. Burası hala 3'tür. Kafan karışmasın. Ama onun değeri artık 5'tir. Burası ana ana önemli olan yer burasıdır. Buraya 55 yazarsan istersen buraya 3 yaz, istersen buraya 0 yaz. Bir önemi yok. Tamam. 55. Bak play diyelim, konsola gideyim. Play diyelim. Gördüğün gibi 55. Yani buradaki kodun iptal oluyor gibi bir şey. Bunun için yani bu, bu onu kafan karışmasın lütfen. Burası biraz kafanı karıştırmış olabilir. Gel bunu bir daha üç yapayım. Daha bunun için erken. Oyun yaptığın zaman alışacaksın. Merak etme. Bir de pirawete var. Pirawete nedir? Pirawete budur arkadaşlar. Pi ri va te. Private'i de yazdık. Private nedir? yazılmazsa kendini özel yapar. Yani sadece bu kod sayfasından benim kodumdan kullanabilirim, değiştirebilirim. Başka bir scriptten veya Unity'nin motorundan kullanamam demektir. Kontrol sevdim, yükledim. Private'yi biliyorsun, öğrendin. Zaten yaptığımız hep private'yiydi. Private. Yani private. Devam edelim. Başka ne anlatacaktım size? Şimdi Evet, public yazayım. Açık mı, kapalı mı? Açık mı, dışarıya izin verilebiliyor mu, kapalı mı? İzin, dışarıya izin verilebiliyor. Türünü belirliyorsun. Yani gece 8'de gelsin mi yoksa evden çıkmasın mı gibi. Private ile public. Türünü belirliyorsun. Int mi, string mi? Artık her neyse. Benzersiz ismini belli, belirliyorsun. Benzersiz isim ne demektir? bak int player can aynı ismi bir daha kullanıyorum 5 olmaz zaten var diyor zaten içerir diyor kullanamazsın bak Bir yazarsam izin verir bir sıkıntı yok özel ismi kullanamazsın e, Yerelde yereldeyse kullanabilirsin şunu diyorum sana geldim buraya geldim değil mi şimdi buraya ben bir variable atacağım int player isim name player name eşittir 5 noktalı virgül çok güzel int player name eşittir 5 geliyorum buraya int player name eşittir 4 Gördüğün gibi bir hata vermedi. Ama ikisi de aynı isim. Neden? Bunun özelliği neydi arkadaşım variable'ların? Tırtıklı istiyorum ben derdi. Tırtıklı. Tırtıklının içine geliyor. Bu sadece burada geçerli. Sen benim ismimi alamazsın diyemiyorsun ki. Bak bir sürü Ahmet var. Ben Ahmet'im sen Ahmet'sin o Ahmet. Ya, bir sürü Ahmet var değil mi? Niye? Ben kendi ailemde Ahmet'im. Bu da bunun gibi. Bu ismi burada kullanabiliyorsun. Peki Burada ne iki tane açtırmıyor? Ya iki tane isim burada olmuyor işte. Açamazsın. Karışır. Pilircan deyince 3 mü, üç mü diyecek? 5 mi diyecek kendine? Çok güzel. Şimdi peki. Dana'nın zorladığı yere geliyoruz. Pilircan burada. Açtım variable'ı. bulu. Burada Pilircan diye çağırabiliyorum. Değil mi? Çağırıyoruz. Çok güzel. Fakat ben bunun içine player can diye bir variable açabilir miyim? Hata verir mi? Soruyorum size. Çok zor bir sorudur arkadaşlar bu. Hata vermez. Bunun içinde player can var ya. Bu gelen şeyi kıçına tekmeye basar. Yürü git lan buradan der. Bunu artık kullanmaz. Bunun kendine özel player can özelliği vardır. Gösteriyorum debug log anlatacağım merak etme. Rebel Clock Player Can diyorum. Diyeceksin ki ya şimdi bu yukarıdakini mi çağıracak aşağıdakini mi çağıracak? Buna hemşerici. Hemşericilik yapıyoruz yani bazen. Bunlar hemşerici. Ya sen benim hemşerimsin sen gel çalış diyor. Bu da diyor ki ya sen benim hemşerim değilsin git burada başka yere çalış diyor. Bu ikimiz hemşeriymiş. Benim burada aynı isim bile olsa hemşerisini almış adam yani. Buraya gelmiş peki Player Can artık 3'ten 5 mi oldu? Hani 2 yapmıştık ya belki değeri değişmiştir. Yani artık üçgen 5 olmuştur. Bunu sana kanıtlayacağım. Player Can'a gelip buraya yapıyorum. Player Can Debug niye demediysen pardon. Debug nokta log player player canı çağırıyorum. Zaten buradaki ne çağırma ihtimalim yok. Aşağı in. Debug bir şey daha göstermek istedim. nokta log bazen düşünürken donuyorum öyle. Direkt yazayım ben. Ah geldi. Düzgün yazamamışım. Player canı burada tekrar çağırdım. Debug log player can diye çağırdım. Şimdi ne olacak? Bak. İfade edilmeden önce player can, yerel değişkeni kullanılmıyor. Yerel değişkenin bildirimi benim kodum Pilircan alanını gizler. Yani ben burada bunu açtığım için artık bunu buraya almıyor. Yani burada bile kullanamıyorum küstüm sana diyor. Bunu çalıştıramıyorsun artık burada Pilircan iptal olmuş oluyor. Şimdi play diyelim ve bakalım. Burada 3 diyecek burada 5 diyecek. Bir dakika bir hata var diyor hala şurada. Kırmızı kırmızı parlıyor. A, noktada koymasın koymazsın olmaz tabii ki. Tamam şimdi hata yok. Evet şimdi play diyebiliriz ctrl s diyelim Derlesin Play'e bastık 5 dedi ve 3 dedi tabii 3'ü sürekli söylüyor burada 3 3 3 3 yani değeri değişmemiş sürekli 3 3 3 diyor baksana Geri gelelim buraya Yani anladığını Düşünüyorum O yüzden burada kullanmak için yani int yazayım buraya falan filan karıştırırsın Kutuyu çağır etiketi yapıştıracağın kutu varsa kutuyu çağır Değiştir yeni bir kutu açacaksan aynı isimde kullanacaksan buna artık erişemezsin. Bunlar detay ileride anlayacaksın zaten. Ki burada da anlaman gerekiyor aslında bunu artık. Bu kadar karışık değil. Gelelim. Şimdi gelelim önemli bir konuya da. Variable'larda ne gerekiyor? Olmazsa olmazlarımız. Etiket. Özel isim. Tabi yerel veya yer lokal. Global burası. Burası da lokal. Özel isim anlattım bir dakika önce. Burası gerekmiyor. Atama veya sayı olmak zorunda değil. Public yazmazsan private yapıyor zaten. Public, private. Önemli değil. Tamam. Peki. Ne demek istiyorsun burası gerekli değil? Burayı yazmadan da olabilir miydi? Olabilirdi. Şöyle yazabilirdik bunu. Ne yaptım ben burada? Dedim ki sen herkesin erişebildiği int etiketli bir kutu yap. İçine de sayı koyma. Diyemez miyim ya? İlla kutunun içine sayı mı koymak? Boş kutu kardeşim. Gel çağırayım burada. Ne diyecek? Sıfır diyecek tabii ki int olduğu için. String olsaydı null derdi. Nullları toplarsın gibi. Gelelim buraya. Debug. Block. Player can. Noktalı virgül. Çağıralım buraya. Ne diyecek acaba? ctrl S. Sıfır diyecek tabii ki biliyorum da ne diyecek acaba? Hep bunu unutuyorum. Ben bunu unuttuğum için var ya burada eşyaları düşediğim vakit dakikalar kaybettim. Çok, o yüzden renkli yaptım yine unutuyorum. Öyle bir şeyim işte. Play'e basalım. 3 dedi. Burada bir saçmalık var dememesi lazımdı. Hemen bakıyorum. Bak gördün mü? Buraya yazdığının bir önemi yok demiştim ya sana. Bak gördün mü? Gerçekten de bir önemi yok. Burada 3 olduğu için kendini 3 ayarladı. O nedenle kafan karışmaması için ben bunu bir private yapayım. Ctrl-S. Oradan onu bir kaybedeyim de bir. Oradan bir gitsin bakayım. Şu anda ben erişemediğim için değiştiremem de aynı zamanda. Ne oldu? kayboldun değil mi? Gel play'e basayım. Bir görelim önce. Kusura bakmayın. işte böyle o karışıklığı siz de yaşayacaksınız. Ama bir sıkıntı yok. Bak sıfır dedi. Görüyor musun? Pil'i kapatalım şimdi. Gel buraya bak. Değer vermedim ki. Değer vermediğin için sıfır ayarladı kendini. Şimdi gelelim. Public yapalım geri. Public yaptım. Geldim. Ctrl S. Ne yapıyor? Buraya ne Ctrl ya? Burada Ctrl S Yüklemiş olduk. İyi oldu yine de. Boş ver. Şimdi buraya gelip bakalım ne yazacak. Hadi. Sıfır yazdı. Şimdi bu tür şeyler yazıp değerlerine buradan karar verebiliyoruz. Niye buradan karar veriyoruz? Mesela ben hızını daha e, ta karar vermedim arabanın hızını. Önce 5 yazmak yerine oraya değer atamıyorum. Geliyorum burada 5 diyorum. Yavaş geldi 7 diyorum. Güzel geldi. Tamam diyorum. İstersen buradan gelip buraya da 7 olarak ayarlıyorum. Orada 7 burada da 7 oluyor. Gibi bir, bir buradan niye değiştirelim dersen işte böyle bir kolaylık oluyor. Hızını azaltıyorsun, artırıyorsun. Bir kontrol ediyorsun yani. Yoksa oyun oynayan gelip Unity motoruna buradan değiştirmeyecek. O burası senin için. Public'la bunu da göstermiş oldum. Yazı yazmamayı da göstermiş oldum. Şimdi gelelim. Bir size bir tür daha göstermek istiyorum. Ondan sonra videoyu bitirmek istiyorum. Public olsun, önemli değil. Etiketi değiştiriyorum. String dedim. String can olmasın hadi. Name olsun. İsim olsun. Böyle de yazabilirim. Tabi şurası hata verecek. Böyle bir variable yok diye. Bunu da değiştirelim. Artık öyle bir variable var. Değer vermedim. Play dersem ne no olur? geçmeden önce bir normal değerini görelim değil mi? noktada büyük. Etiketi kutuyu etiketi oluşturdu. Geldim buraya. Ne yapsam acaba? Benim ismim ne? Ahmet. Böyle yazamazsın. Neden yazamazsın? Ahmet diye bir variable arar. Ya Ahmet diye bir variable yok. Öyle bir şey yok der. Bununla variable'ın arasında ayırmak için tırnak kullanıyoruz. Tırnak kullanıyoruz. Noktalı virgülü yapıştırıyoruz. İsim yazılar tırnakla tırnakların içinde yazılır. Şimdi play dediğim vakit bana Ahmet diyecek. Gördüğün gibi burayı da değiştirdi player name diye. Ahmet. Play'e basalım. Play'e basamadım bu arada. Gördüğün gibi Ahmet'i burada söyledi. Play'i kapatalım. Geri gelelim buraya. Bunu da Ahmet'i de değiştirebilirsin tabii ki. Burada player name Mahmut da diyebilirsin. Onları anlatacağım. İki tane etiket bilmeniz şimdilik yeterli. Float, ball, double filan. Double anlatmayacağım zaten. Float anlatırken double'ı bir giriş yapmam gerekiyor. Kafanız karışmasın diye. Neden F koyduğumuzu anlamak için. Neyse detayları girdim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Like attığınız zaman ben videonun yani, videomun beğenildiğini hissediyorum ve hoşuma gidiyor. Çünkü yorum atmıyorsunuz beğendik diye. Like'larla anlayabiliyorum. Yorum da atabilirsiniz tabii ki. Beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi bana söyleyebilirsiniz. Aslında kendimi geliştirmeye çalışırım. Elimden bu kadar geliyor. Kendinize iyi bakın.